Merhaba, yanlış bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalıştığımız, bilimsel bilgiyi koymaya çalıştığımız bir yayın daha. Bu sefer bir tıbbi kuruma karşı çıkacağım. Allah'tan yayınlanır yayınlamaz bir sürü insan da karşı çıktı. Karşı çıkacağımız kurum ne? Amerikan Endokrin Derneği yeni bir D vitamini kılavuzu yayınladı. 3 Temmuz'da yayınlanmış ve buradaki temel öneriler neler? 75 yaşın altındaki sağlıklı yetişkinlerde D vitamini takviyesi kullanmayın. Daha yüksek dozları sadece raşitizm, solunum enfeksiyonu olan kişiler, 18 yaş altı çocuk ve ergenlere verin. Ölüm riskini azaltmak için 75 yaş üstüne verin. Bazen gebelere de verebilirsiniz gibi ve prediyabet yani diyabete yatkın kişilere verebilirsiniz. D vitamininin rutin test tarama testini yapmayın diyor. Neden? Hiç anlamak mümkün değil. D vitamini eksikliği ile ilgili hedef seviyeler ve aralıklar tam belli değildir diyor. Yani sonuçta sadece biyokimyasal olarak çan eğrisine baksan bile toplumun çoğunun nerede olduğuna ya da fizyolojik çalışma nerede olduğuna dair çok ciddi makaleler var, fikrimiz var. Ve burada tabii ki kıyamet koptu. Şunları söylediler. Bununla ilgili hemen bir hafta sonra 10 Haziran'da yine aynı tıbbi magazinde D-Day dedikleri şey. D-Day kıyametin koptuğu gün. Bu normalde çıkartmasına diyorlar. Yani kıyamet koptuğu gün diye. Bu kılavuzla ilgili inanılmaz sayıda eleştiri var hekimlerden. Dr. Joseph Destone paylaşımı ne bu ve kılavuzu tehlikeli, neredeyse kötü diye yanıtlıyor. Başka pek çok doktorun itirazları var. Sadece endokrin ve kemik sağlığını ele alıyor demiş. Doktor Emilio Gonzalez. Ama D vitamini yetersizliği ve eksikliği nadir değil. Otoimmün bozuklukların tedavisinde kullanılır. Bağırsak imla etkileyen hastalıklarda ne yapacağız? Kron gibi, çölyak gibi, kistik fibroz gibi, ülseratif kolik gibi. Ya da esmer ya da dini gerekçeler giymeyen insanları ne yapacağız? Gece çalışanları ne yapacağız? Otoimmün hastalıkların sadece onda dokuzunu birini yakalayabiliriz. Bunun dokuzunu ne yapacağız? Ağız sağlığına etkisi, immün sisteme etkisi, kardiyovasküler riski etkisi. Bunları ne yapacağız? Ve sadece 75 yaşının üstünde ölüm riski mi var? Neden ölüm riskini azalttığını biliyoruz. 75 yaşın üstüne biliyoruz. Altındakilere niye vermiyoruz? Yani 50 herkesin kronolojik yaşıyla biyolojik yaşı aynı değil ki. Ve ne, yani hamilelerde çocuk gelişiminin etkisini biliyoruz. Kız çocuklarının gelişiminde ve orta yaşta kemik erimesine olan etkisini biliyoruz. Bunların hepsi son derece tartışmalı. Ve zaten pek çoğu son derece tehlikeli bir kılavuz. Ben bu kılavuza uymayacağım demiş hekimler. Bu yani son derece hekimler bu sefer sanayiyi teşhis ve tedavi etmekten yani kronik bir tedaviyi yapmak teşhis edip yerine son derece ucuz bir replasman, ucuz bir vitamin koymaktan daha iyi görünüyor olabilir. Bence bu tavsiye çok zarar veriyor diyorlar. Bakılabilir. İki linki de paylaşacağım. Tıp kesin olan bir bilim değildir. Bilimlerden faydalanan bir sanattır. Ve mutlaka tartışmaya açıktır. Biri bir şey yayınladı diye Amerikan bilmem ne derneği de olsa kim, yani hiçbir şey söylediğimiz farz değil. Gökten ayet falan indirmiyoruz. Tartışmaya açıktır her zaman. Çok da dikkatli olmak lazım. Kendi hastalarınızı ve kendinizi korumak için diye düşünüyorum. İlginç bir tartışma. Önemli bir tartışmaydı. Bu argümanı kullanarak bunu yapmayın diyenler de çıkabilir. Ben katılmıyorum. Eksikliğini ben de çok sık gözlemliyorum ve veriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Muhabbetle kalın.